Şimdi nereden, nereye diyebileceğimiz yorumlar var. Yani hani burada konuşuyoruz, gençlerimizin, insanımızın beynini zehirleyen o hikayeler, ardından düştükleri durum, ibretlik durum. Aha da izleyelim Ebru. Engin Polat en önde, Dilan Polat yanında, polis aracına götürülüyorlar. Devletim herkesi denetler. Kurban olduğum devlet. Biz bu devletin vatandaşıyız. Buradayız. Hadi! Buradayız dedi, meydan okudu. Hatta kameraya tükürdü. Çok geçmeden MASAK raporuyla kara para aklama iddiası, savcılık soruşturmasıyla örgüt suçlaması ortaya çıktı. Dilan Polat cezaevine kondu. Sosyal medya ise onun eski paylaşımlarıyla çalkalanmaya başladı. Helikopter, helikopter. Bu deniz çok güzel ama ilerlerde yosun var. Sen bana yeni bir deniz alsan Engin, rahatça yüzerim. Zincire vurulmuş aslanım, hadi uyan. Araba kirlenmiş burada arkadaşlar. Sosyal medyanın günlerdir tek gündemi Dilan Polat ve Görgüsüzlüğün kitabını yazdığı paylaşımları. Uçak geçiyor Engin üstümüzden. Bizim uçak mı acaba o? Engin pilotumuzu ara. Rahatsız etmesin söyle. Engin! Ay Engin, ben de seni çok seviyorum. Benden bir tane daha yok. Mazide kalan o tatlı hayatında 17 bin liralık tişörtünü, 56 bin liralık eteğini böyle gözler önüne sermişti. Yıkılsın, bak bak bak. Nasıl? Ay, yanlış kopyaladım. Çekme, yapma öyle hareketler. Şu da bunun eteğini. Yanlışlıkla yanıtı yapacaktım. Altın tozunu fazla bulunca kahveye koymuş, yetinmemiş, duş jeline dökmüştü. Şule, şu duş jellerinin içine altın tozum vardı ya, ondan dökelim mi? Bağ yapacağım ya ben. Bunlarla yıkanacağım şöyle. Her şeyin en güzeline layık olduğunu düşünüyorum şöyle sen. Evet. Eski paylaşımlarıyla elleri kelepçeli halleri yan yana konarak ibretlik yorumları yapıldı. Nereden nereye notları düşüldü. İnsanın merhamet duygusunu yitirtiyorsunuz. Bak. En çok da alnım uzak paylaşımları etkileşim aldı. Yani artarak devam ediyor bizim markamızı bitirmeye çalışmaları. Tamamen bir proje bu Engin ve oynanıyor. Hadi hadi. Bu ülkede devlet var. Devletten büyük değilsiniz siz. Hiç büyük değilsiniz hem de. Devletini, vatanını seven, ülkesine aşık insanlarız biz. Bir şey çıkmayacak. Çünkü biz yaptığımız işi biliyoruz. Ağlayacak mısınız? Dilan Polat'ın 7 milyon takipçili Instagram hesabı kapatıldı. Bak, hiçbir şey koymuyor ama şu devleti, vatanı sahiplenmesi, böylesi insanların sahiplenmesi benim kanıma dokunuyor Ebru. Yani devlet, vatan, bayrak diye diye arkadan bir dolu iş çevirip, anladın mı? Önüme, böyle gözüme sokuyor, gençlerimizin gözüne sokuyor, beynini zehirliyor ya. Ben orada tabiri caizse tilt oluyorum. Hiç mi çevresinde kimse yokmuş kardeşim? Gerçekten sen nasıl bir ruh hastasısın diye. Hani bir akıllı kimse yok mu çocuklar? Yok mu? Siz fazla uyaracak, abarttınız. Değil mi? Mesela bak, şöyle baktım olaya. Şimdi hani paylaşıyor ya bu içerik üreticiler. Hepimiz de yapıyoruz ya bu işleri zaman zaman. İşte o eteği tanıtmak, tişörtü tanıtmak, duş jelinin içine altın koymak. Bir markaların bir şeylerini tanıtıyor olsan sen göze batmayacaksın, faturanı keseceksin. İşte zaten orada çok ciddi bir anlamda kısıtlama ve inceleme geldi. Yaptığın her şeyi vergilendirmek ve belirtmek zorundasın. Şimdi öyle baktığında çok aslında iyi kullanmış bu sosyal medyayı. Ama sen bütün bunların hepsi benim, onu da ben alırım, bu altını da ben kendime sürerim, her şeyin en iyisine layığım, eteğim de 60 bin lira, tişörtüm de 25 bin lira falan. Olmaz. Akıl almaz şeyler. Ya bir yere kadar espriyi okey dersin ve izlersin, ha, gülersin de. Espri gülersin. 17 bin, 60 bin. Engin şu uçak pilotu bizim mi acaba, saçma sapanlıklarına gülersin, edersin de bir yerde, komiklik. O şiraze bir yerde. Çok merak ediyorum, bu insanların şirazesi nerede kaydı? Kim kaydırdı bu insanların şirazesini? Hadi biraz daha diye bir itekleyen bir şey olmuştur mutlaka. Çünkü kimse kimse yani. Yani bu insanlar İnsanlıktan nerede çıktı kardeşim? Bu şeref yoksunluğuna, bu ahlak yoksunluğuna ne zaman gitti? Orayı merak ediyorum. O beyindeki o nokta neresi?
Bunu merak ediyorum arkadaş. Bir para insanı hadi bozar da, ulan bu kadar mı bozar? Bir de ben bu mesela şarkı meselesi var ya, ben onu sonradan yani bilmiyordum. Bu olaylarla beraber duydum o şarkıyı. Çalkalanıyordu her yer ya Ebru. Müzik platformlarından da bir darbe geldi şu anda. Çünkü şarkıcılığa merak salan Polat'ın Enerji isimli şarkısı hali hazırda bilmeyen kalmadı maalesef. Kulak tırmalıyordu. İşte o Dilan Polat'ın Enerjisi tüm müzik platformlarından kaldırıldı şu anda. Ya. Hiçbir dijital platformda yer alamıyor. Sadece kendi YouTube sayfasına yayınlanmaya devam ediyor. Başladığından güne bugüne kadar 98 milyon kez görüntülenmesi göze çarpıyor. Şimdi görüntüler oldukça dikkat çekiciydi. Giydiği kıyafetler, saçına taktığı eurolar vesaire. Bütün bunlarla beraber klibi hayatını yansıtıyordu aslında. Tükürmeleriyle değil mi? Tükürüyor, türlü türlü hareketler yapıyor. Klibi melibi boş ver. Story'leri görmedim. Resmen tükürüyor, evet. Bizim şurada yapmayacağımız hareketleri yapıyor Allah aşkına. Yani neyse, dur bakalım. İyi oldu, ibretlik bir hadise ama bundan sonrakilerin de önünü tıkar mı, tıkamaz mı bilmiyorum. Çünkü türlü türlü tipler var. Var. Biliyorum.